Merhabalar sevgili çocuklar. Öncelikle bu sınava girerek Jale Tezer Eğitim Kurumları'nın bir üyesi olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılı bir sınav geçirmişsinizdir. Haydi şimdi hep beraber sorularımızı çözelim. Birinci soru. Aşağıdaki şekil bir kurala göre şifrelenmiştir. Buna göre aşağıdaki şekillerden hangisinin şifresi en büyüktür? Şimdi kuralımıza bir bakalım. Bir üçgen var. Üçgenin içinde kare, yuvarlak ve üçgen var. Kare ile yuvarlağı toplayacakmışız. Sonra üstteki sayıyı da bunların toplamına üs olarak geçirecekmişiz. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkında 3 ile 4'ü toplayacağım. Sonra da karesini alacağım. Ne olacak? 7'nin karesi 49. B şıkkına bakalım. 6 ile 5'i toplayacağım. Sonra karesini alacağım. 11'in karesi ne yaptı? 121. C şıkkına bakalım. 2 ile 3'ü toplayacağım. Sonra da küpünü alacağım. Ne olacak? 5'in küpü. Bu ne demek? 5 çarpı 5 çarpı 5. Ne oldu sonucumuz? 125. D şıkkına da bakalım. 2 ile 1'i toplayacağız. Sonra da küpünü alacağız. 3 üzeri 3. Ne demek bu? 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Şimdi A şıkkında 49 bulduk. B şıkkında 121 bulduk. C şıkkında 125. D şıkkında da 27. En büyüğü hangi şıkmış? C şıkkıymış. İkinci soru. Yukarıdaki şekilde ABC havuzlarında basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerin yazılı olduğu toplar varmış. Basit kesirler yeşil, bileşik kesirler mavi, tam sayılı kesirler de kırmızı renkteki toplara yazılmış. A havuzundan basit kesir. Yeşil renk. B havuzundan D havuzuna bileşik kesirler. Mavi renk. C havuzundan D havuzuna tam sayılı kesirler geçebilmekte. Kırmızı renk. İçinde 3 tane siyah top bulunan D havuzunda son durumda hangi renkteki top sayısı en fazla olur? Bakalım. Önce A havuzundan basit kesirler düşecekti. Basit kesir ne demekti? Payı paydasından küçük olan kesirler. 1 bölü 9, 48 bölü 50, 14 bölü 16, 93 bölü 98, 99 bölü 100, 61 bölü 71. Kaç tane arkadaşlar? 6 tane top. Geldim B havuzuna. B havuzundan bileşik kesirler, yani payı paydasından büyük veya eşit olan kesirler. Bakıyorum. 100 bölü 9, 8 bölü 7, 12 bölü 11, 7 bölü 5, 17 bölü 15, 9 bölü 8, 10 bölü 3. Kaç tane oldu? 7 tane oldu. Son olarak C havuzundan tam sayılı kesirler. 2 tam 5 bölü 7'yi gördüm. 6 tam 6 bölü 10'u gördüm. 3 tam 4 bölü 9. Ve son olarak 4 tam 8 bölü 13. Bu da kaç tane? 4 tane. 3 tane de siyah topum vardı. En fazla olan top bileşik kesirlerden olan mavi topumuz oldu. Bakalım 3. soruya. Gene şekillerle, sembollerle ifade edilmiş bir işlem tanımlanmış. Neymiş bu? Bir tane dörtgen var. Bu dörtgenin içinde bir sayı varsa bu nasıl olacakmış? Sayıyla 2'yi çarpacakmışız. Yani sayının 2 katını alacakmışız. Eğer altıgen şekli var ve bu altıgen şeklinin içinde bir sayı yazılıysa içinde yazılan sayının yarısını, yani 2'ye bölünmüş halini alacakmışız. Aynı işleme göre tanımlanan K ve L doğal sayıları verilmiş. Bizden de K artı L toplamını istiyormuş. Bakıyorum şimdi. İlk şeklimde başlıyorum. İlk şeklimde iç içe geçmiş 2 tane kare var.
O zaman ben 2 sayısını 2 kere 2 ile çarpacağım diye de düşünebilirim. Ya da hadi ayrı ayrı yapalım. Önce bu 2. Bu 2'nin sonucunu bulmak için 2 ile 2'yi çarparım ve 4. Şimdi artık burası gitti. Burada hiçbir şey kalmadı. Burası böyle bir 4 oldu. Burası böyle oldu. Ve buranın içinde artık ne yazacakmış arkadaşlar? 4 yazacakmış. O zaman tekrar karenin içinde, dörtgenin içinde 4 olduğu için 4 ile tekrar 2'yi çarptım. Ve ne buldum sonucumu? 8 buldum. Şimdi altıgenin içinde bir 16 var. 16 bu altıgenin dışına çıkarken 2'ye bölünecekmiş ve sonucumuz 8 olacakmış. Yani şöyle mi olacak arkadaşlar? Artık burası kalmadı. Burası kalmadı artık. Buranın tamamı neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. Hemen yazalım. Burası 8. Şimdi tekrar bir altıgenin içinde ne var? 8 var. Bunu da tekrar o zaman kime böleceğim? 2'ye böleceğim. Artık burası da ne oldu? Tekrardan boyayalım. Tamamı, buranın tamamının içi artık 8 değil. Ne oldu? 4. O zaman bu tekrar dışarıya çıkacaksa, onu da şöyle yazalım. 4 bölü 2'den 2. O zaman buranın sonucu da 2 olmuş oldu. Bu durumda K sayısı 8 artı 2'den 10 bulundu. Aynı işlemleri bu sefer L için yapalım. Altıgenin içinde 12 sayısı var. O zaman 12'yi önce kime böleceğim? 2'ye böleceğim. Ne diye çıkacak? 6. Şimdi dörtgenimin içinde 6 var. Bu sefer 6 ile tekrar kimi çarpacağım? 12'yi. O zaman burası 12 oldu. Şimdi dörtgenin içine ne koymuş? 5 koymuş. Bu ne demek? 5 ile 2'yi çarp. Sonra altıgenin içine 10 koymuş. Bu da ne demek? 10'u 2'ye böl. Burası da ne oldu? 5. O zaman L sayısı da 12 artı 5'ten 17 yaptı. Benden K artı L'yi istiyordu. Biri 10, diğeri 17. Ne oldu sonucumuz? 27. C şıkkını bulduk. Evet, dördüncü soru. Aşağıdaki dikdörtgenlerin içerisinde yazılı sayıların en küçüğü bağlı oldukları üçgenlerin içine yazılacak. Tamam. Üçgenlerin içerisine yazılacak olan sayıların toplamı kaçtır? Hadi bulalım bakalım. 2'nin küpü. 2'nin küpü 3 tane 2'nin çarpımı demek. 8. 3'ün karesi 2 tane 3'ün çarpımı demek. 9. 1'in karesi 1, 1'in küpü 1. Burası da ne yaptı? 2. Bunun içindeki en küçük sayı kimmiş? 2'ymiş. Geldik sağ tarafa. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3. Ne bulduk? 27. 5'in karesi 5 çarpı 5. Ne bulduk? 25. 2'nin karesi 2 çarpı 2 artı 3'ün karesi 3 çarpı 3. 4 artı 9'dan burayı da kaç bulduk arkadaşlar? 13. 27, 25, 13. En küçüklerini getirdim buraya yazdım. Sonra da üçgenlerin içindeki sayıları topla diyor. Evet, topladık. Kaç bulduk? 15 bulduk. 5. soru. Yıldızı gördüğümüz dakikada ne yapacakmışız? Hemen küpünü alacakmışız. Yani yıldız gördüğümüzde küpünü al diyor. Hemen yıldız 4 vermiş. O zaman 4'ün nesini alacağım? Küpünü alacağım. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptık 64. Üçgen gördüğünde sayının 2 katını al diyor. O zaman hemen bakalım. Üçgen 2 vermiş. Ne olacak arkadaşlar? 2'nin 2 katını alacağım. 4.
Kare gördüğünde de sayının 3 katını al diyor. Hemen 9 vermiş bize. Sayının nesini alacağım? 3 katını 9 çarpı 3'ten ne yaptı? 27. Bu işlemleri uygulamak isteyen Emre işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisi olarak bulmuştur? Yıldız 4 yerine ne yazacağız? 64. Üçgen 2 yerine 4. Kare 9 yerine de 27. Şimdi kesirlerde sadeleştirme yapalım. 4'ü 4'e böldük 1. 64'ü 4'e böldük 16. 16 bölü 1'de ne demek? 16 demek. 16 artı 27'den 43 cevabımız Adana olacak. Yukarıda verilen tabloda bazı kesirler, bazı sayılar silinecek. Silinecek sayılar için aşağıdaki tabloda aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 1. Şuradan başlamak istiyorum. Tam sayılı kesirleri sil diyor. 2 tam 1 bölü 3 tam sayılı kesir. 1 tam 7 bölü 10 tam sayılı kesir. 2 tam 2 bölü 5. 4 tam 3 bölü 5 tam sayılı kesir. O zaman A şıkkı gitti. Çünkü bakın burada tam sayı kesirlerin asla olmaması gerekiyordu. Son durumda tabloyu sorduğu için. Burada da 2 tam 1 bölü 3 var. Bu da gitti. Sonra bana diyor ki 2'den küçük kesirler. Şimdi ben 2'den küçük kesirlere karar verebilmem için bunları bir tam sayılı kesirlere çevirelim. 20 bölü 7. 20 bölü 7 nedir arkadaşlar? 7, 2, 2 tam 6 bölü 7'dir. 7 kere 2, 14, 6 daha 20. 45 bölü 21 nedir arkadaşlar? Payda 21, 2 ile çarpacağım. 42, burası da 3. Bunlar 2'den büyük kesirler. Bunları silemiyorum. 85 bölü 20. Burası 20. 4 tam. 4 tam 5 bölü 20. Bu da 2'den büyük bir sayı. 14 bölü 8'e bakalım. 8. Burası 1. Burası 6. 1 tam 6 bölü 8. O zaman bunu da ne yapmam lazım? Silmem lazım. O da gitti. Sonra 19 bölü 9. Hemen bakalım. 9, 2, 2 tam 1 bölü 9. Bu da 2'den büyük bir sayı. 99 bölü 30. Bu da arkadaşlar 3 tam 9 bölü 30. Bu da 2'den büyük bir sayı. Son olarak 3'ten büyük kesirleri sil. Ben az önce tam sayılı kesirlere çevirmiştim. 3'ten büyük kesirlerimden birisi 99 bölü 30. 3'ten büyük kesirlerimden bir tanesi 85 bölü 20. Onu da sildim. 3 tane silinmeyen kısım kalacak. 20 bölü 7, 45 bölü 21, 19 bölü 9. Cevabımız Denizli. 7. soru. Yandaki tabloda sayıların yukarıdan aşağı, soldan sağa ve köşegenlerinin toplamları birbirine eşittir. Buna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmedi? Hemen kendime bir tane köşegen buldum ve bunları topladım. 15 artı 10 artı 5. Toplamları 30. Şimdi o zaman ben biliyorum ki yukarıdan aşağı, sağdan sola ve tüm köşegenleri hepsini topladığımda sonuç 30 bulacağım. O zaman ben diğer köşegenimi de bulmak istiyorum. Diğer köşegenimi bulmak için 10 ile 11'i toplayacağım. Kimden çıkartacağım arkadaşlar? 30'dan. 30 eksi 21'den diğer köşegenimdeki sayıda ne geldi? 9. Artık soru işaretini bulabilirim. Çünkü soldan sağa toplam 30 olacaktı. Ben iki sayıyı biliyorum. 9 artı 5 ve bu toplamı kimden çıkartacağım? 30'dan. 30 eksi 14'ten. Soru işaretli kısım ne geldi? 16. Cevabımız Denizli. 8. 1'den başlayarak 1000 tane sayının yazıldığı tablonun bir bölümü aşağıda verilmiştir. Evet. 6, 7, 9 ve 100 sayılarının karesinin küpünün yazıldığı bölmeler boyanmıştır. Boyama işlemi tamamlandığında boyanan bölme sayısı. Bakalım şimdi. Bu sayıların hangilerinin kareleri veya küpleri 1 ile 1000 arasında? 6 ile başlıyorum. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36.
6'nın küpü. 36 çarpı 6'dan 216. 36 da 216 da 1 ile 1000 arasında sayılar. İki tanesi boyanmış o zaman. 7'ye geldim. 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49. 7'nin küpü de 49 çarpı 7'den 9 kere 7 63, 6 elde 343. Ne oldu? Bu da gene 1 ile 1000 arasında bir sayı oldu. Geldim 9'a. 9'un karesi 81. 9'un küpü 81 çarpı 9'dan 729. 81 ile 729 da yine 1 ile 1000 arasında. 100'ün karesi. 100'ün karesi demek 100 çarpı 100'den 10.000 demek. 10.000 bu aralıkta değil. 1 ile 1000 arasında değil. 100'ün küpü 100 çarpı 100 çarpı 100'den ne olacak arkadaşlar? 1 milyon olacak ve o da bu aralıkta değil. O zaman 6 tane sayımız bu aralıkta olacakmış. 9. soru. Bir işlem tanımlanmış, bir ilişki tanımlanmış. Ben o ilişkiye şöyle bir bakıyorum. Üçgen içinde bir sayı yazıyor. Üstünde de bir sayı var. Sonra üçgen içindeki sayı 14'tü. Ne olmuş? 0 tam %14'e dönmüş. O zaman ben acaba şöyle diyebilir miyim? Üzerindeki 2 sayısı bu sayıyı kime bölüyor? 100'e bölüyor. Üçgenin içindeki sayıyı 100'e bölüyor. Geldim bu sayıya. Burada 1 yazıyor. Sayı 21'di. Şimdi 2 tam 10'da 1 oldu. O zaman 1 sayıyı kime bölüyor? 10'a bölüyor. Geldim sonuncuya. İçindeki 3 sayısı da arkadaşlar, üstündeki 3 sayısı da içerideki sayıyı bu sefer 1000'e bölüyor. Evet, ondalık kesiri olarak böyle yazacakmış. O zaman 876. A sayısı 876 bölü 1000. O da ne yapacak? 0 tam 1000'de 876. B sayısı 80'i kime böl diyor? 100'e böl. 80'i 100'e bölersem 0 tam 10'da 8. C sayısı da arkadaşlar 24'ü 10'a böl diyor. O da ne yapacak? 2 tam 10'da 4. Sonra da bu 3 sayının benden toplamını istemiş. Virgüllerimiz alt alta gelecek şekilde yazdık. Boşluklarımızı da arkadaşlar sıfırlarla doldurduk. Ve toplama işlemimizi yapalım. 6, 7, 8, 8 daha 16, 4 daha 20, elde var 2, 2, 2 daha 4. Cevabımız C şıkkı geldi. Evet, 10. sorumuz. Aşağıda bir trenin 3 adet özdeş vagonu bitişik halde dizilmiş bir cetvel yardımıyla toplam uzunlukları ölçülmüştür. Buna göre trenin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, trenin başlangıcıyla bitişi 4'ten büyük, hani şu aralığı bulacaksam 4 ile 5 arasında bir sayı. Bitişi de 23 ile 24 arasında bir sayı. Şimdi bu durumda ben başlangıcını 4,1 alabilirim. Bitişini de 23,7 alabilirim. Çıkartıyorum. 6, 9, 19,6 geldi. Yani bir başka yapalım. Mesela 23,9 olsun bitişi. 23,9. Başlangıcı da 4,2 olsun. Ne geldi? 7, 1, 13'ten 4 çıktı, 9, 19,7 geldi. Hadi şöyle yapalım. 23,9 olabilir. En son olabileceği ondalık kesir 23 ile 24 arasında. Burada da en fazla 4,1 olabilir. Çıkarttım. 8, 9, 19,8. Yani benim vagonum 19 ile 20 arasında bir değer alacak. Bu da hangi şıkkımız? Denizli. Oo, bir hazine.
Hemen bakalım. Bir hazine kutusu bulan Erkan 4 anahtarda bir şifre olduğunu çözmüştür. Örneğin diyor. Anahtarda şurada bir tane diş var. O yüzden bir. Dişin geniş olduğu yer virgül demek. Burada 3 tane diş var. 3. Burada bir tane diş var. 1. Hazine sandığına bu 4 anahtardan biri açmaktadır. Sandığı açacak anahtar şifreleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci anahtardır. Şimdi o zaman biz bu şifreleri bir yazalım arkadaşlar. Burada 2 virgül 3. Burada da 3 diş var. Şurası da virgül demek. Burada ikinci anahtar 0 tam virgül 1 2 3 4. Üçüncü anahtara bakalım. 1 tamı var virgül 3 var 3 var. 1 tam %33. Dördüncü anahtara bakalım. 2 tamı var virgül. Sonrasında da 2 var. 2 tam onda 2. Şimdi büyükten küçüğe sırala diyor. Önce arkadaşlar büyükten küçüğe sıralarken tam kısımlarına bakarız. Tam kısımlarına baktım. En büyük birinci anahtar ve dördüncü anahtarın tam kısımları aynı. Tam kısımlar aynı iken onda birler basamağına bakacağım. Onda birler basamağı büyük olan birinci anahtar olduğu için en büyük birinci anahtar. Şimdi sonra ondan sonra dördüncü anahtar olan 2 virgülü 2. Sonra üçüncü anahtar olan 1 tam %33. En sonda da ikinci anahtar olan 0 tam onda 4. Baştan ikinci anahtar açacaktı. Baştan ikinci anahtarım, dördüncü anahtarım, cevabım Denizli. Geldik 12. soruya. 12. soruda yukarıda verilen Pascal üçgeni belli bir kurala göre hazırlanmış üçgensel bir sayı dizisidir. Buna göre A artı B eksi C artı D işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bakıyorum buradaki örüntüyü anlamak için. Her köşelerde kimler varmış? Birler varmış. Köşelerde birler var. Tamam onu anladım. 1, 1, 1. A 1 ile 1'i toplamış 2. Köşede 1 var. 1 ile 2'yi toplamış 3. 2 ile 1'i toplamış 3. Köşede 1 var. 3 ile 1'i toplamış 4. 3 ile 3'ü toplamış 6. 3 ile 1'i toplamış 4. Köşede yine 1 var. 4 ile 1'i toplamış 5. 6 ile 4'ü toplamış 10. 6 ile 4'ü toplamış 10. 4 ile 1'i toplamış 5. Bu durumda A 5, B 10, C 10 artı D 5. 10'dan 10 çıkarsa 0 kalır. 5, 5 daha 10. Cevabım Bursa. 13. Ne sevimli bir yamuksun sen. 2 veya daha fazla ardışık doğal sayının toplamı olarak yazılabilen sayılara yamuksal sayılar denir. Mesela 17. 8 ile 9 ardışık sayısı, 21, 6, 7, 8 ardışık sayıları. O zaman bu sayılar yamuksal sayılarmış. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yamuksal sayı değildir? Önce 6'ya bakalım. Ardışık sayıları toplayacağım. 1'i, 2'yi ve 3'ü toplarsam 6 elde ederim ve 6 yamuksal bir sayı olur. 10'a bakalım. 10 için ilk kimleri toplayabilirim? 1, 2, 3 ve 4'ü toplarsam 4, 3, 7, 2, 9, 1 daha 10. Yamuksal bir sayı. 12 için bakalım. Ne olabilir arkadaşlar? 3, 3, 4 ve 5. Topladım. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. O zaman A şıkkı sağladı, B şıkkı sağladı, C şıkkı sağladı. 16 yamuksal bir sayı değilmiş. 14. Yukarıda verilen işlemlerin sonucu karşılarındaki harflerle eşleştirilerek bir kelime oluşturulmak isteniyor. Ve işlemlerin sonucunu büyükten küçüğe doğru sıralarsa aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? Hemen bakalım arkadaşlar. Önce ne yaparız? Parantez içini yaparız. 45 eksi 45'i 5'e bölersek 9. 45'ten 9'u çıkartırsak 15'ten 9 çıktı 6,
36. Geldim buraya. 32 ile 8'i topladı. 40 bölü, parantez içini yapıyorum, 25'i 5'e böldüm, 5. 40 bölü 5'ten 8. Geldik İ harfininkine. 2700'ü 90'a bölerseniz arkadaşlar 30 eksi 125'i 25'e bölerseniz 5. Bu da 25 geldi. 26'yı 13'e bölersek 2 çarpı 20'yi 4'e bölersek 5. Burası da 10 geldi. 18'i 6'ya bölersek 3 çarpı 56'yı 7'ye bölersek 8. 24. Şimdi büyükten küçüğe sıralayacaksam en büyük 36. Sonra 25. Sonra 24. Sonra 10. Sonra da 8. Aa, cevabımız kitap geldi. 15. soru. Gizem doğal sayılar konusunu pekiştirmek için bir etkinlik yapmak istiyor. Etkinliği hazırlarken aşağıdaki adımları izliyor. Bir kartonu önce düzgün altıgen şeklinde kesiyor. Renkli bir kalem ile düzgün altıgeni 3 parçaya ayırıyor. Son olarak tanımladığı sembolleri kullanarak işlem yapıyor. Bakalım oluşturduğu etkinliğin son hali. Aşağıdaki kalple ortadaki çiçeği topluyor ve yıldız da en üstteki de bunların toplamına üs olarak gidiyor. Ne yapmış? 3 ile 5'i toplamış. Üstteki 2 de onun karesini almış. Şimdi burada gene iç içe vermiş arkadaşlar. Önce içtekini yapacağım. İçteki altıgeni bir çizelim. Şöyle, şöyle. Burası 2, burası 1, burası 3. O zaman bunu bulmak için 2 ile 1'i toplayacağım. Sonra da nesini alacağım? Küpünü alacağım. 3'ün küpü. Bu da ne yapar arkadaşlar? 27 yapar. Ha, artık şu bölgede o altıgen yok. Ne var? 27 var. Yani son halinde o altıgenimiz çizdiğim hale döndü. Burası 5, burası 27, burası da 2. O zaman şimdi ne yapacağım? 27 ile 5'i toplayacağım. Sonra da karesini alacağım. 32'nin karesini almamı istiyor. O da arkadaşlar 1024. Cevabımız Denizli. Hepinizi tekrar kutluyorum. Hoşça kalın. İnşallah görüşürüz.